Kuzey Kore'den son günümden selamlar. Şu an arkadaşlar olduğumuz yer. Ne buranın ismi abi? İsmini bilmiyoruz. Ama şöyle açıklayayım. Kuzey ile Güney'in birleşimini sembolize eden heykel diyelim yanındayız. Altından yol geçiyor. Ama altından sadece normal arabalar geçebiliyor. Yani üst mertebedeki insanlar arabayla geçebiliyor. Kamyonlar falan hepsi yanından dolaşmak zorundalar. Burası arkadaşlar 30 metre bu arada ve gerçekten çok böyle ihtişamlı duruyor. İki tane kadın tutuyor, koruyor yani bir büyük Kore'yi. Kadın olması sebebi de kadın bağımsızlık mutlulukmuş Kim Jong ile göre. Kim Il-sung çizmiş tüm bu görmüş olduğunuz şeyi, iki kadının tuğu vesaire her şeyi. Ve 1970-1980, 1990'da Kim Il-sung 3 defa Kore'yi birleştirmek istiyor. Güney ile konuşuyor. En son Güney kabul eder gibi oluyor. Anlaşıyorlar ama sonradan Güney vazgeçiyor. Ve Kim Il-sung öldükten sonra da Kim Jong Il bu Kim Il-sung'un düşüncelerini, işte bu Güney Kore ile birleşme isteğini, arzusunu devam ettiriyor. Yine bunun çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Kim Il-sung da ölürken bile son saniyesine kadar tek amacı Kore'yi birleştirmek, tek Kore yapmakmış. Ve bu 70, 80 ve 90'daki isteklerinde sadece şu olay: biz birleşelim, yine ben başkan olayım, yine sizin başkanınız olsun, yine biz kendi kurallarımız olsun ama arada sınırımız olmasın, biz tek Kore olalım. Artık Amerika, işte Rusya, Çin, kimse bizim işlerimize karışamasın, biz tek olalım. Zaten bu bayrağın altında da 3 yazıyor. 3 tane kural var, kanun var daha doğrusu. 3 kanuna dostluk, barış ve bağımsızlığı simgeliyor. Yani dostluk, barış, bağımsızlık yazıyor orada. Tek istediği şey Kim Il-sung ve Kim Jong-il'in dostluk, barış, bağımsızlıkmış. Ama kendileri bunu göremeden ölmüşler. İçinde arkadaşlar böyle işte başka ülkelerden insanlar, başkanların gönderdiği grupların, organizasyonların taşlar var böyle. Bunlar da işte Kore 1'dir, Kore birleşsin, Kore uzun yaşasın diye yazılar yazıyor. Şurada da Türkiye'den var. Türkiye-Kore organizasyonundan birisi, şirket, bir firma göndermiş. Kore tektir demiş. Buradaki yazılarda arkadaşlar sadece kuzeyden gelenler değil, güneyden insanların da yolladığı taşlar var. Tam 122 tane Güney Kore'den, yani yurt dışında yaşayan Güney Korelilerin yolladığı taşlar varmış. Bu kapı da arkadaşlar 3 tonmuş. 3 ton olmasının da bir sebebi varmış. İşte Kuzey Koreliler, Güney Koreliler ve yurt dışında yaşayan Koreliler, onları temsil etsin diye 3 tonluk bir kapı yapmışlar. Şöyle geri çekeyim, bayağı büyük kapı. O zaman kapı hep açık büyük ihtimalle, çünkü kimse ittiremez yani bunu. 3 ton. Bu Kim Il-sung'un bu 10 maddelik yazdığı şeyi 93 yılında, yani sunulduğunda tüm dünyaya, Güney Kore'ye, tam 1.7 milyar insan imzalamış. Öyle diyorlar. Yani 1.7 milyar insan tarafından kabul görmüş ya da Güney de kabul etmiş en başta. Ama sonradan ne olduysa vazgeçmişler. Bu da böyle altı. Şimdi otelden check-out mı yaptım arkadaşlar ben. Şimdi ayrılıyorum artık. Son günüm Kuzey Kore'deki. Abiler daha kalacaklar. Şimdi 3-4 tane farklı yere gideceğiz. Sonra artık yolculuk Çin'e. Oh, otobüsümüze bindik. Şimdi şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Şu binanın, kulenin en tepesine. Juche ideolojisinin kulesinin en tepesine. Juche binasında ne bu? Nerede o? Turkish. Pınar. Yine Pınar abi. Pınar şeftali suyu. Ne o? Kira suyu falan var. İşte bu arkamdaki de arkadaşlar. Şu, tam olarak şu sol tarafta orak var. Kadının elinde. Kadın çiftçi. Erkeğin elinde çekiç. O da işte işçiyi sembolize ediyor. Tam ortasındakinde de elinde fırça var. Sanatçıyı simgeli. Yani sanat, işçi ve çiftçi. Bunları sembolize ediyor. Juche. Juche diye okunuyor değil mi? Juche. Juche. Juche ideolojisi. Normalde yukarıda çok güzel gördük. Çok düzenli bir şehir. Yani neredeyse çoğu binanın rengi bile aynı, işte sürekli olarak eskileri yıkıp tekrardan yenisini yapıyorlar ki halkları daha rahat yaşasın, daha güzel evler, daha modern evler yaşasınlar diye. Ve hemen karşıda da biz gitmiştik, hani bilmiyorum şu anda bu videoyu mu koydum, başka videoyu mu koyacağım ama şu karşısı Kim Il-sung
meydanı. Tam Kim Il-sung meydanına bakıyor yani. Füje Dölyesi hemen Kim Il-sung meydanının karşısında birbirlerine bakıyorlar. Burası da arkadaşlar İşçi Partisi'nin, yani şu anda buradaki yöneten, başta olan partinin, tek bir tane parti var. Onların 50. yıl dönümlerinde yapılmış ve 50. yıl dönümü olmasından dolayı da 50 metre yüksekliğinde. Burada yazan yazı da Kore halkı ve bu İşçi Partisi uzun yaşasın, uzun süre ayakta kalsın gibi bir anlamı var. Bu taşların da böyle arkadaşlar sanki böyle eskiymiş gibi ya da kırılmış gibi yapılmasının sebebi de sanki hani böyle topraktan doğmuşlar gibi, yani o şekilde anlattı. Ne zaman biz o şekilde anlayabildik? Sanki topraktan çıkmış gibi yapmışlar ve hepsinde öyle yani. Bunda da böyle. Bunda da böyle. Biz o kadar güçlüyüz, çok derinlerde bizim gücümüz demek. Bunun anlamı da işte biz diplomatı, işçisi, işte çiftçisi, herkes hep beraber biz bu partiye bağlıyız ve biz hayatımız boyunca bu partiye bağlı kalmaya devam edeceğiz. Biz hep beraber çok güçlüyüz anlamına geliyor. Gördükleriniz Kuzey ile Güney'in birleşmesini destekleyen Güneylileri temsil ediyor. Ondan sonra da böyle ilerliyoruz. Burada da şu an kadar başardıklarını gösteriyorlar. Bunlar da Kuzeyliler. Kağıt var elinde. İşte kaynak kutusu galiba. Tarım, işte madenci, yani öğrenci bunları gösteriyor. Yani Güneylilerden destekleyen Güneylilerin resmini yapmışlar burada. Ama dikkat edin, destekleyen. Abi sürekli geziyoruz ya. Sürekli oraya buraya, oraya buraya. Size bak, ben böyleyim, rahatım. Onlar takım elbiseyle falan geziyorlar. Hava 35 derece. Yanıyorlar ya. Bir de benim şu an son günüm. 8 saatim kaldı Çin'e inmeye. Abi internet ya. Instagram'a girmek istiyorum ya. Sayfa yenilemek istiyorum orada böyle. Ne bileyim, WhatsApp'a gireyim falan böyle. Aa, kendimi göreyim. Şimdi bir pul müzesine girdik buradaki. İşte Kim Il-sung'un topladığı pulları, işte kendi ülkelerinde 200 yıllık, 300 yıllık pullarını gördük. Bir de ben şeyi sordum, bunun futbolla alakalı bir pul vardı. Dedim ki biz internette bir şey görüyoruz. İşte sözde Kuzey Kore'de Dünya Kupası haberli, Kuzey Kore 50-0 Brezilya'yı yendi. Bu şekilde veriliyor. Hani bu doğru mu dedik. Ve üçünün de, üç kişi, üçünün morali bozuldu. Yani o bizim gördüğümüz haberler internette bu konuyla alakalı yalanmış. Arkadaşlar selamlar. Ne yapıyoruz biliyor musunuz şimdi? Ne yapıyoruz? Saç tıraşı olacağım. Kuzey Kore'de tıraş olacağım. Kuzey Kore'deki son günüm şu anda. Son saatlerim. 4-5 saatim falan kaldı. Gittiğim böyle garip ülkelerde hep ben tıraş oluyorum. Hindistan'da olduğum, Vietnam'da olduğum, hani bize farklı gelen ülkelerde hep oluyorum. Burada da olacağım. Çok merak ediyorum. Nasıl olacak acaba? Kuzey Kore'de tıraş olmak. Görelim. Hadi görelim. Yani. Şu an beni televizyonu çevirdi, Kore'nin haberlerini izliyorum. Bir de şey, fiyatını da söyleyeyim de. Fiyatı da $6.77. Bence birazcık farklı kesmiş de. Neyse. Okey ya. Önce iyi. Aman canına kurban ya. Hep kulunçtum abla ya. Vallahi hep kulunç abla ya. Allah oy. Tıraştan çıktım şimdi. Bakın, şu gösterebilirsem, şu sağ tarafı. Solta, şimdi anlaşılıyor işte. Bak, buraya bak, buraya bak. Onların kendi saçları gibi yapmış benim saçımı da. Kim Jong-un'un saçı gibi olmuş saçım. Bak burada da. Buna çok belli oluyor ya. Aşağısı kısa, üstü uzun. Çok güzel oldu. Çok mu güzel oldu? Benimki kadar güzel olamaz ama güzel. Sana diyor ki yani. Saçlarını sal. Salsan nasıl bak, genç oluyorsun? Genç oluyorum da abi. Ciddi olamıyorsun değil mi o zaman? Ciddi olamıyorsun. O zaman hip hop dinleyen bir eleman olman lazım. Böyle rahat, relax fan olman lazım yani. O zaman saçlarım çok dağınık. Çok güzel olmamış, yakışıklı oluyorsun abi o zaman. O zaman ama. Şu an değil ya. Durak namlı.
KKF member. Görüşmek üzere. Yakında hepiniz göreceksiniz. Evet. Her videomda var. Kore'ye gelmek isteyenler bana ulaşabilirler. Instagram yok ama ulaşırsınız. Bu arada arkadaşlar, Instagram'da şuraya yazayım. Instagram'a da gelin. Orada sürekli olarak Kuzey Kore'den fotoğraflar paylaşıyorum. Yani bu videolarda olmayan şeyler de paylaşıyorum. Telefonla çektiğim sadece. Anlar da var. Onları da YouTube'da story'de, Instagram'da story'de ve postlarda görebilirsiniz. Şimdi otobüsten indik şimdi arkadaşlar. Yürüye yürüye gemiye doğru gidiyoruz. Gemiyle bu gördüğünüz, şu anda gördüğünüz yerde gezeceğiz. Nehirde, Taedong nehrinde gezeceğiz. Şimdi yemek siparişi verdik. Ben güneyde de tteokbokki yiyordum. Tteokbokki. Burada da istedim. Kıyaslamak için hani kuzey ile güneyin, sonuç tek bir Kore. Yemekleri aynı. Bakalım dedim. Nasıl acaba? Şu an böyle gemideyiz. Şimdi buranın draft birası. Niye kapatayım? Draft birası deniyorum. Buranın özel birasıymış. Güzel ya. Bir değişik yani. Bira tadı almıyorsun. Başka bir yani Arpa'dan neyden yapıyorlar burada? Normal bira tadı değil yani. Öyle bir hani isli, böyle bir değişik. Ama içilir yani. Hoş. Şimdi tteokbokki geldi. Bunu deneyeceğim. Şöyle bir şey. Yani makarnaya benziyor ama bilinen ismi pirinç keki. Normal tteokbokki ama pirinç keki deniyor buna. Güneydeki ile alakası bile yok. Güneydeki bayağı bir salçalı sosun içinde falan, böyle acı, çok güzel. Bu da güzel ama güneydeki daha iyi. Bir tavuk geldi. Biraz tavuk buraya buzuna farklı. Yani tüm Asya'da böyle zaten çoğunlukla. Bizim tavuklar gibi değil yani. Tadayım şimdi de. Bir şey alayım da. Küçük de yok ki. Bunu insan yiyecek, insan ya. Bir kiloluk tavuk vermişler önüme. Güzel. Bizim tavuklarına farklı. Bayağı farklı. Ama şey, yeniyor yani gayet. Hoş yeniyor. Her gün yerim bunu yani. Çoğu markanın tavuğundan güzel. Kore'deki bir gemide yediğim tavuk. Akşam oldu. Ateş yanıyor. Tabii siz şu anda çok net göremiyorsunuz ama o ışıklandırılıyor şu an. Böyle. Şu şey binası. Kulesi. Son 5-6 saatim falan kaldı ya. 6 saatim falan kaldı. Döneyim artık. Telefona kavuşmak istiyorum. İnternete kavuşmak istiyorum. Ne oldu acaba dünyada, Türkiye'de? Merak ediyorum orada. Arkadaşlar Allah aşkına, eski yerle bir yeni yer arasındaki farka baksanıza. Yani bir buraya bak. Buraya. Çok büyük fark var orada. Orada Kim Il-sung ve Kim Jong-il'in heykelleri var. Zaten şu gördüğünüzde arkadaşlar, buradaki daha önce videoda söylemiştim. 105 katlı otel. Daha bitmedi yapımı. Akşamları böyle üstünde Kuzey Kore bayrağı ve çeşitli işçi partisiyle alakalı, Kore ile alakalı cümleler, kelimeler yazıyor. Thank you.
Burak abi götürüyorlar. Efsaneler ya. Muazzam söylüyorlar yani. Harbiden çok iyi. Hem çalıyorlar hem söylüyorlar. Ve bunlar garson. Buradaki garsonlar bu arada bunu yapanlar. Evet arkadaşlar, Kore maceramız burada son buluyor. Burada son buldu. Teşekkür ettim bizi gezdiren arkadaşlara. Çok sağ olsunlar tercümanımıza falan da. Her şey çok güzeldi gerçekten. Yani hiç beklediğim gibi çıkmadı. Her şey çok güzel geçti. Hiç sıkıntı yaşamadık. Her şey dediğimizi yapmaya çalıştılar. Berbere gitmek istedim. Berbere bile götürdüler. Umarım bir daha gelebilirim. Belki ileride ailemle gelirim. Bye bye. Thank you. Çok güzeldi yani her şey. Artık Türkiye'ye gidiş vakti. Şimdi bir hazırlanıp çantamı falan alıp havalimanına gideceğim. Güzeldi ya. Vallahi. Güzel. Özleyeceğim ha. 5 gün acayip. 5 gün valla. Yani ne ara geldim, ne ara bitti. Çünkü hiç durmadık yani. Her gün sabah 7'de kalkıp işte akşam 8-9'a kadar sürekli bir yerlere gittik. Çok güzeldi. Artık bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hangi ülkeden olur bilemiyorum arkadaşlar. Çok iyi bakın kendinize.